Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. İyi Ramazanlar herkese. Bil mukabele. Can Bey, şimdi demin siz dediniz ya, hepsi birbirine giriş bir iş bu. Kur yükselişi önlenemediği sürece otomobile tabii ki zam gelecek. Çünkü bu otomobil firmalarının elinde de değil. Bütün ham madde, bütün yedek parça dışarıdan geliyor. Birçok firmada otomobil dışarıdan geliyor. Ve doğal olarak bunların hepsi dövizle geliyor Türkiye'ye. Türkiye'deki sistem dövizin yükselişini engelleyemediği sürece otomobillere illaki sıfır otomobillere ve doğal olarak ikinci ellere illaki zam gelecek. Bir de ayrıca burada otomobillere zam geldikçe maalesef bizim bizde uygulanan ilkel sistem diyeyim, devletin paraya olan ihtiyacını gidermek üzere ortaya çıkartılmış ÖTV sistemi de artarak otomobil fiyatını daha bir katlanır hale getirecek. Çünkü fiyatlar katlanacak. Sene başından beri bugüne baktığımızda Türkiye'de sıfır otomobillerde %3 ile %7 arasında bir artış oldu. Fakat geçtiğimiz ayın başından itibaren Türkiye seçim ekonomisine girdiği için bir takım nasıl diyeyim size averajlar belirlenmeye başladı. Herkes sınırlarını belirliyor. Fakat bu arada bu sınırlar belirlenirken işin ilginci bankalar kredi vermiyor. Elinde nakit parası olanın elindeki parayı çekmek adına otomobillere nakit alımı öngörülüyor. Kampanya da yapıyorlar. Kampanyalarda bu sefer verilmek istenen faizler çok yüksek ki kredi faizleri de yüksek. O yüzden otomobil şu ilk iki ay Ocak Şubat ayında gayet iyi satışları gördü. Arkasından seçim yüzünden tabii ki bir durağanlık yaşanıyor. Evet, gene seçim ekonomisi uygulanıyor. Birçok şey serbestleştirilecek. Hatta ben son hafta bir ufak bir indirim bile bekliyorum. Ama seçimden maalesef önceki hafta bir ufak indirim bekliyorsunuz. Bu benim kendi görüşüm. Bu Peki. da şunun için. Çünkü son anda bir nasıl diyeyim size bir bonus verilmeli ki bu iş bir hareketlensin. Çünkü bu ay biraz sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Çünkü Şubat ayında 105 bin civarında 105.990 adet sıfır otomobil satıldı. Mart biraz daha sıkıntılı geçecek ama benim görüşüm Nisan ayında özellikle 1 Nisan sabahı uyanacağımız Türkiye'nin getirilerine göre otomobilde bir sıkıntı yaşanacak ki kur zamları yüzünden benim beklentim. Yani ne karşılaşacaksak Nisan'dan sonra karşılaşacağız korktuğumuz şeyle. Evet. Nisan'dan sonra karşılaşacağız. Benim beklentim inşallah yanılırım ama bir %10 gibi bir kur zammı bekliyorum. Ve tabii bu arada bu araçlara kur zammı geldiğinde hiç göz ardı edilmeyecek başka bir şey var. Şu anda en ufak otomobil, en ucuz otomobil fiyatı 800 bin liralardan başlıyor. Evet. Ve bu kur zammıyla bütün otomobiller %80 ÖTV bandına girecek. Bu da demektir ki hemen hemen hepsine sadece vergisel bazda 50 bin lira civarında. Bu 47'dir, 57'dir. O civarda da bir ÖTV zammı da gelecek. İkinci elde ne olur? Bunun tetiklemesi, yansıması ne olur? Şimdi çok düz mantıkta konuşursak, sıfır otomobilin fiyatı arttığı zaman ikinci elin de fiyatı artacak. Yani ondan Nisan sonrası oradaki tetiklenmeyi de bekliyorsunuz. Orada da bir tetiklenme bekliyorum. Ama tabii bunların hepsinin altında hep söylediğim şey kur oynaklığı derken aşağı yukarı değil, devamlı yukarı doğru olan oynaklıktan bahsediyorum. Kur hiç düşmüyor çünkü. Hep yukarı gidiyor ve tabii maalesef gelir adaletsizliği. Son bir soru, rejiden kontra soru geldi yönetmenimiz Eren Taşyürek. Der ki ben ilanları kontrol ediyorum ama yani hiçbir araç da elden çıkarılamıyor. Bu durum eninde sonunda en azından fiyatların orada kalmasını ya da kısmi düşmesini, satış gerçekleşmeyince ne yapılacak yani diyor. Buna yol açmaz mı diye soruyor. Evet, doğru, buna yol açar. Fakat insanların alım gücü olmayınca
istediği kadar fiyat düşsün bu otomobil satılmayacak. Öyle ilanlar var ki otomobil ilana tamamen atıyorum 500 bin liradan çıkıyor. Bir ay kalıyor. En son fiyatı 390 ama gene otomobili alan yok. Tabii. Çünkü insanın alım gücü kalmadı. Ve sıkıntı bu. Alım gücü de oraya yetişmeden bir daha hayal bile değil. O yüzden evet. Efendim konuttan sonra otomobilde de geldiğimiz durum ortada. Babür Bey çok teşekkür ediyorum. Ekonomistleri aynı dilekle bitiriyordum. Size de aynı dilekle bitireyim. Hemen hemen herkesin otomobil sahibi olabileceği fırsatları konuşacağımız günler de gelir umarım. Biraz da İnşallah. Vatandaşın lehine ihtimalleri konuşuruz. Umarım. İnşallah. İyi yayınlar.